Beni kabul etmediler. Ben de kalktım, mecburen evi terk ettim. Sıdık da zaten istemiyordu. Sıdık şimdi oraya çıkıp da demesin ben böyleyim, şöyleyim. Sıdık ne istemiyordu Medine? Ben sana demiyor muydum? Sevdiğin biri varsa gel ben boşanalım git dedim. Ben söylemem ya. Senin annen babanla bir sorunun yok. Medine yoktur. Benim oğlum nerede? Ben Kemal Eskin nerede Medine? Sen onu söyle bize. Sen giderdin aylarca eve gelmezdin. Sen şimdi onu bırak Medine, onu bırak sen. Metin. Sen ne zaman evine baksın? Sen ne zaman o çocuk bir babalık yaptın? Ya şimdi Medine, sen onu bunu bırak şimdi. 4 tane çocuk doğurmuşsun. Bu 4 tane çocuğu da bu sevmediğin, istemediğin, neler çektim dediğin adamın üzerine kaydettirmişsin. Abla ben boşasaydım, niye boşanmadın, niye dava açmadın? Medine senin... Sen niye boşanmadan gittin, başka adamdan 4 tane çocuk yaptın peki? Niye boşanmadın? Bu normal mi yani? Ahlaki bir şey mi bu? Bu ahlaki bir şey mi yani? Ahlaki bir şey değil, niye boşanmadı? Medine sen o akşam evde kaldık, sabah kahvaltı yaptık, hatırlıyor musun? Yalan söyleme. Sen ne için kaçtığını da ben gayet iyi biliyorum. Burada söylemiyorum bak. Sen ben burada söylemiyorum. Sen bana sadece söyle. Sıdık, Kemal nerede? Kemal'in yerini söyle bana. Senden başka hiçbir şey istemiyorum ben. Kemal nerede? Kemal nerede abla? Ben sana Kemal'in yerini de söyleyeyim. Kemal benim yanımda değil. Nerede? Ben buraya geldiğimde hiçbir kimse bana sahip çıkmadı. Beni ailemle beraber, ailem bana sahip çıkmadı. Burada ben tek başıma kaldım. Sokaklarda kaldım. Çocuğum benimle aç susuz kaldı. Bir binaya gittim ekmek istemeye. Utandım, istemedim. O çocuğu o kapının önüne mecburen ağlaya ağlaya bırakıp gittim. Ne? Hiçbir anne evladını bırakıp gitmez. Bir apartmanın kapısına mı bıraksın çocuğu? Evet. 2 yaşındaki çocuğu. Mecbur. Ne yapayım abla? Sen nasıl bir cinayet. Sen nasıl bir annesin ya? Sen nasıl bir vicdansızsın ya? Benim annemin de yargılayamaz beni. Ne demek yargılayamaz? Kimse tabii ki yargılar. Kim bana sahip çıktı? Kimse bana sahip çıkmadı. Ailem çıkmadı. Çocuğu babasına bıraksaydın. Babası adam değildi ki. Babası ya devlet var. Devlete sığırsaydın. Sokağa bıraktın. Sokağa kime bıraktın? Adam değildi ki. Adam değildi ki. Babasına bırakmıyorsun da. Sokağa bıraktın çocuğu. Öyle mi? 2 yaşındaki çocuğu. Ne yapayım abla? Mecbur kızım. Ondan sonra da bana bilinçsiz deme diyor. Şuursuz deme diyor. Sen daha ağrını hak ediyorsun aslında da. Burada söyleyemiyorum yani. Ya adres belli mi acaba? Nereye bıraktığını bilebiliyor mu acaba? Hayır şimdi tamam onları... Evet Sıddık oğlunu bir apartmanın önüne bırakmış. 2 yaşındaki oğlunu 4 senedir oğlandan haber yok. Medine nereye bıraktın bu çocuğu sen? Nereye? Nereye? Bıraktığın yer belli değil mi sana? Niye bakmadın? Niye giderdin aylarca eve gelmezdin? Kız ben nereye gittim? Sizin için gidip çalışmadım mı Konya'da, Antep'te? Gezmeye mi gittim ben oralara sanki? Abi babanın işi de vardı. Niye babanın yanında çalışmıyordun? Bak, sana kendi derdi bizim iş yerimiz var burada çalışma derdi bana. Giderdim gurbette çalışırdım ben ya. Kendi işimde bırakmadı beni çalışmama. Çocuklara gözü... Derin nefes alıyorum. Ya hayır, yani oğlum, ağır bir şey söylememek için gerçekten. Ya, büyük suç. Büyük suç. Şimdi Medine Hanım siz Sıddık'tan öç almak için 2 yaşındaki çocuğu... Öç almak için değil. Başka ne o zaman? Siz diyorsunuz ki bunu sanki o hak etmiş gibi. Velev ki Sıddık bunu hak etti. Ona da eyvallah dedik. E çocuğun ne günahı var? Hocam ben Sıddık hak etti, hak etmedi değil. Medine Hanım. Da bırakmak istemedim. Medine Hanım. Ben mecburiyetten bıraktım. Ya deli olacağım. Çocuk yaşıyor mu? Çocuk ya. Yaşıyor mu Medine Hanım? Sen bir de 4 tane çocuk ben yapıyorsun. Ben çok aradım, şey yaptım. Sanki çok iyi bir anneymişsin gibi 4 tane de çocuk yapıyorsun. Medine oğlum nerede benim? Boşansaydı niye boşanmadı? Boşansaydın diye. Yani neden bahsediyorsun? Bir çocuğun hayatı söz konusu burada. Sen niye dava açmadın? Öldü mü kaldı mı belli değil. Hala boşanma diyorsun sanırım. Evin annenle bıraktın. Sen oğlunu ölüme mi terk ettin yani? Ölüme değil. Bir de bu kadar bir insan evladını ölüme terk etme. Bir kapıya bıraktım. Bir bayan çıktı. Gördüm bayanın çıktığını. Ama aldı, çocuğu aldı. Ben kendim gidemedim. Sen, yalan söylemeye başladın. Yalan söylemeye başladın. Şimdi de diyorsun yok, ki ben niye yalan söyleyeyim? Bir kadın çıktı ona bıraktım diyorsun. Bir kadın çıktı demin ona dedin bıraktım. Ki bıraktım kapının önüne gittim. Ya delirtme insanı yemin ediyorum.
Senin ben oğlum... dedim önce binanın kapısına bıraktım. Kadının çıktığını gördüm ama kadın benim çıktığımı görmedi. Beni görmedi Allah kadın. Ya. Ya insan kedi yavrusuna kıyamaz. Ne yaptın sen Medine Hanım? Yani hemen hocam, buna el konulması lazım. Bir şey bulması lazım. Medine Hanım, daha sonra kontrol ettin mi? Oraya gittin mi? Doğru söylediğini düşünerek yani bu vahşice bir olay. Bu enteresan şekilde işle hemen Medine Hanım'la ilgili işlem başlatılması gerekiyor. Çünkü o çocuk eğer yaşamıyorsa ihmal suretiyle adam öldürme suçunu işlemiştir Medine Hanım. Şimdi. Şu an elim ayağım titriyor. Yemin ediyorum elim ayağım titriyor. Yani ben kapıya bırakıldığını da düşünüyorum. Başına başka bir şey de gelmiş Medine olabilir. Medine hangiyle bıraktın? Çocuğu hangiyle bıraktın? Ankara'ya mı bıraktın? Nereye bıraktın? Ankara Keçiören'im. Ankara Keçiören. Şimdi sen bize yarın o bıraktığın evi hangi sokakta, hangi mahallede, hangi kadın çıktı oradan? Bunların hepsini tek 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 göstereceksin Medine. Abla bir şey sorabilir miyim? Sen bir şey sorma. Senin bir şey sormaya hakkın bile yok. Sen o dört çocuğunu ne yapıyorsun? Bakıyor musun onlara? Bakıyorum. Niye bakmayayım? Niye bakmayayım mı? Evine evet. Niye bakmayaydın peki? O nerede? Benim durumum yoktu. Şimdi bak benim de dört dörtlük bir hayatım var. Bakıyor. Ne güzel değil mi? Dört dörtlük hayatın var. O da iyi bir adam olsaydı geçti. O da evine getirirdi ekmeği. Karısı da otururdu yerine çocuğuna bakardı. Getirmedi. Senin dört dörtlük hayatın var. Hiç düşünüyor musun ki Kemal yaşıyor mu? Yiyor mu? İçiyor mu? Onun için bazı... Ne yaptın? Gittin aradın mı? Tanımadım. Hayatın... Çok aradım. Ben onu çok aradım soğudum. Ama bir türlü izini bulamadım. Şimdi yaşadığın bu ortamda dört dörtlük bir hayatı bulamazsan bu dört çocuğu da mı bırakacaksın? Yok. Niye onu bıraktın o zaman? Yok ya sen... Mecburiyetten bıraktım bizim... ailem sahip bak... çıkmadı. Kimse bana sahip çıkmadı. Ben nasıl yapabilirdim? Tamam şöyle bakın. Ben bir çocuğuma işe gitseydim giremiyordum. Nereye gitseydim giremiyordum. Yuvaya bıraksaydın yuvaya devletin... Yuva kabul etmedi. Niye, annenin, niye etmesin? Annenle biz Ankara'ya geldiğimiz Ankara'da yuvanın kapısına bıraksaydın. Tabii. En kötü. Sığınma evinde değil miydin Ankara'da çocukla beraber? Annenle beraber gittik sorduk oradaydın sen Medine. Çocuğu niye bırakıp oraya gidip çekip gitmedin kendin? Ne diyorsun ya sen anlamadın. Sığınma evinde değil miydin senle çocuk Ankara'da? Evet. Çocuğu oraya bırakıp niye kaçıp gitmedin o zaman? Eğer ki yeri bize tarif eder, o tarif ettiği yerle ilgili çocuğu teslim aldığına dair biri ortaya çıkarsa bu çok ayrı ve büyük bir suç. Eğer yalan söyler ise bu ihmal suretiyle adam öldürme suçudur. Şimdi tabii, yani şu an emniyetin aslında harekete geçmesi tabii. Gerekir. Şu beyan üzerine kesinlikle. Aklıma bir tek şey geliyor. Çok özür dilerim Murat Bey. Şimdi ben de Ankaralı olduğum için Keçiören'de bir yere bıraktım diyor. İnşallah iyi bir insan bulmuştur da onu. İnşallah. Keçiören'de bir sosyal hizmetlerin yurdu olması lazımdı. Hala var mı yok mu çok emin değilim ama orada bir yetiştirme yurdu olacaktı. İnşallah birisi bulmuştur 2 yaşında. Medine Kemal'i istiyorum ben Medine senden. Yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu bırakmış ya. 4 senedir bu çocuk nerede? Bir yuvada mı? Bir ailenin yanında mı? Birisi aldı öldürdü mü? Birisi aldı yanı dilencilik mi yaptırıyor? Ankara'da, Keçiören'de. Saat kaçta bıraktın? Saat gündüz 2-2.30 vardı. Takip ettin mi? Ne oluyor? Bu çocuk nereye gidiyor acaba? Peşinden araba mı çarptı? Orası kalabalık bir yer Keçiören. Yok, binanın içine bıraktım abla, dışına değil. Aferin sana ya. Hiç değilse onu düşünmüşsün hayır, ya. Hayır o yavrucak nasıl ciyak ciyak bağırmıştır, ağlamıştır arkandan. Yani gel, ortalık gel, ayağa kalkmış gel, olması gel. Lazım.